Değerli dostlarım, Ukrayna Savaşı genişliyor mu? Şimdi bu sorunun cevabı şöyle denilebilir. Ardahan Bey, daha Moldova'ya at sıçramadı. Doğu Avrupa'ya sıçramadı. Balkanlara sıçramadı. Bir iki yıldır giden bir savaş daha henüz öngörülen bölgelere sıçratılmadı. O zaman genişlemiyor. Doğru. Gerçekten Moldova ve Balkanlar ve Baltık Denizi çok önemli bölgelerdi ve hala da büyük risk yaşıyorlar. Sıçrar mı, sıçramaz mı vesaire meselesinden. Fakat savaş hiç beklemediğimiz bir yere sıçradı. Hiç beklemediğimiz bir yer. Hiç bu şu ana kadar hiç düşünmediğimiz bir yere sıçradı. Sudan. Afrika. Afrika'ya ve Sudan'a sıçradı. Çok enteresan. Esasında CNN International bu konuda hazırladığı raporu bundan 2-3 gün önce yayınladığında biraz spekülatif bulduğum için, çünkü Amerikan yayıncılığını ve gazeteciliğini bilirim. Biraz böyle pireyi derve yapan, ufacık bir şeyi büyüten ve dikkatleri başka yere çekmeye çalışan bir kimliği vardır. Yıllardır tabii bunlarla muhatap olduğumuz için çok böyle üzerinde durmadım. Sadece izlemeye aldım. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ziyaretini tamamlayıp memleketine dönmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na inip Sudan'ın Genelkurmay Başkanı ve Geçici Yönetim Başkanı, askeri lideri Abdülfettah El Burhan'la görüşünce bir dakika, o zaman başka bir hikaye dönüyordu. Başka bir şey dönüyor. Çünkü yani yol üzerinde giderken Amerika'da İrlanda'ya iniyorsun. Ne tesadüf. O günde İrlanda'da Abdülfettah El Burhan var. Orada Shannon Havalimanı'nda oturuyorsun, bir şey konuşuyorsun. O şey işte bu şey. Yani CNN International doğru bilmiş. Niye? Çünkü CNN International dedi ki bu Sudan'da savaşmakta olan güçlerden hızlı destek gücü, milis grubu ki başkanı biliyorsunuz Muhammed Hamdan Dagalo, Evgeni Prigojin'in en yakın adamıydı Prigojin ölene kadar ve hala daha Wagner savaşçılarını barındıran bir ordunun da komutanı olarak Sudan meşru ordusuyla savaşıyor. CNN International dedi ki SİHA'lar kullanılıyor bu savaşta, fakat kullanılan SİHA'lar Sudan'a ait silahlı insansız hava araçları değil. Ortaya çıkan video kayıtlarında Ukrayna dilinde konuşan pilotlar ve Ukrayna dilinde yazılan belgeler var. O zaman Ukrayna Wagner güçlerine savaşmak için acaba Sudan'a insansız hava aracı mı yolladı silahlı olarak ve orada görevlendirilmiş Ukraynalı pilotlar Wagner'e karşı bu uçakları kullanıyor mu? Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı unsurlar, yani Ukrayna'nın unsurları Sudan'da görev yapıyor mu? Çünkü bir video var arkadaşlar. Gece çekilmiş, zaten şeydeki kasktan ve vücuttaki kameradan kamerası 3 tane Afrikalı olmadıkları %100 belli. 3 çok iyi eğitimli asker Sudan'da milis güçlerin bir karargahına karşı harekat içindeler. Ve o zaman CNN dedi ki özel kuvvetleri de yollamış Ukrayna dedi. Yani şey olarak ve özellikle Omdurman ve Hartum kentleri, bu iki kenti ağırlıklı olarak Wagner kuvvetleri kontrol ediyor ve Dagalo, orayı birbirine bağlayan
Şambat Köprüsü var. Oradaki videoda inanılmaz bir saldırı gerçekleştiriyor Afrika ordusu sözde. Sonra uzmanlar dediler ki hiçbir Afrika ordusunda böyle bir potansiyel yok ha. Yani çünkü Çad sınırından Hartum'a ve Omdurman'a silah ve mühimmat taşıyan milis kuvvetlerin 100 araçtan oluşan konvoyu bombalanıyor. Bu Sudan ordusunda var olan bir saldırı potansiyeli değil. Bunu başkası yapıyor. Ve çok büyük de kayıp verdiriyor. Yani Wagner askerlerinin konvoyu olduğunu söyleniyor. Ama ayrıca Çat'tan bu tür bir silahın girmesi, Çat üzerinden Wagner askerlerinin 100 tırlık bir kamyonla girmiş olması ayrıca Batı'yı da bir yönden fena halde alarma geçirdi. Batı bugüne kadar Sudan'da, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Burkina Faso'da Rus askerlerinin olduğunu, Libya'da Halife Haftar'ın bölgesinde biliyordu ama Çat'ta olduğunu bilmiyordu. Böylece onu da öğrenmiş oldular. Şimdi böyle bir durum var ve bu durum çerçevesinde birdenbire Zelenski ile El Burhan İrlanda Shannon Havalimanı'nda buluşuyor. Bu hayatta tesadüf falan yok böyle bir şeyler. Ve belli ki Sudan'daki Rus askeri varlığına karşı Ukrayna devreye girmiş vaziyette. Bakın Kirilo Budanov, istihbarat başkanı Ukrayna'nın ne diyor son açıklaması? Dün açıkladı. Geçen yıl söyledim. Ukrayna'ya karşı savaşmış, savaş suçu işlemiş herkes dünyanın neresinde olursa olsun cezalandırılacak. CNN'in haberi hakkında yorum yapmam. Ama herkes bu gelişmeyden kendi dersini çıkarsın. Sudan'da yaşanılanlar artık herkes biliyor. Rusya desteğinde bir darbe var. Wagner işin içinde. Bunlar bizim düşmanlarımız ve dünyanın her yerinde biz bu düşmanlara karşı gereğini yaparız diyor Budanov. Yani doğrudan onaylamıyor, kabul etmiyor. Fakat hem Ukrayna özel kuvvetlerinin hem de SİHA operatörlerinin ve Ukrayna SİHA araçlarının Sudan'da olduğunu bir şekilde zımnen kabulleniyor. Peki bu sadece sizce Wagner'e karşı bir gıcıklıktan kaynaklanan, Rusya'ya bir gıcıklıktan kaynaklanan? Hayır. Şimdi benim uzmanlık şapkamı giriyor. Çünkü M5 Savunma ve Strateji'nin genel yayın yönetmeni olarak söyleyeyim. Arap dünyasında ve özellikle Afrika'da Sudan hatırı sayılır bir savunma sanayine sahip. Yani ordusunun özellikle topçu bataryalarının, tanklarının, zırhlı personel taşıyıcılarının, uçaklarının, roket ve mermilerini, top mermilerini kendisi üretiyor. 1957'de altyapısı kurulmuş bir savunma sanayine sahip, 1993 itibariyle 30 yıldır da İran'dan aktarılan teknoloji ve paralarla çok güçlendirilmiş bir altyapıya sahip. Nereye geliyoruz? Ukrayna Sudan'a yardım ediyor ama bunun karşılığında Sudan savunma sanayinden top mermisi, zırhlı araç, antitank mermisi, aklınıza gelebilecek savaş meydanında kullanılacak ne kadar konvansiyon araç varsa onları alıyor. Büyük bir olasılıkla. Bu açıklanmış bir şey değil. Ben sadece bu işin analizini yapıyorum. Hoşça kalın.